Soba yapmaya gerek yok zaten. Hayır hayır. Zaten zorla çok teşekkür ederim. Bir sobadan kurtuldun, pislikten evet, kurtuldun. Evet evet evet. Bütün sivri cevap. Sonra sıcak su meselesi var. Tabii. Hem mutfakta hem banyoda. Her tarafta. Öyle değil mi? Evet. Evet. Ya, gerçekten. Vallahi inşallah diğer mahallelerimiz de kentsel dönüşüme girer. Yani i̇nşallah. Bizim geride biz kurtulduk gibi değil de. Onlara da Allah nasip etsin. Aynı bizim gibi. Çok zorluklar çektim. 2020'de, işte 2022, 2 yıl falan oldu. Bitti yani. 2,5 yıldır. 2 yıldan fazla. Komşularınız iyi. Aynı mı bu arada? Evet, evet aynı komşular. Aynı geçiyor. Önün, arkan, sağın, solun. Evet. 2,5 yıl konteynerde çok zor zamanlar geçirdik. Yine de çok şükür, Allah'ımıza şükür ediyoruz. Böyle bir imkanlarımız olduğu için çifte bayramımızı yaşıyoruz. Bütün olmayanlara da Allah nasip etsin. Bütün arkadaşlarımıza, bütün Sivrice halkına, öncelikle kaymakamımıza çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Böyle yerinde verdiği için evlerimizi. Evet. Önceden kerpiç evler vardı, yıkık evler vardı. Ama şu an çok güzel, çok iyi. Doğalgazımıza kavuştuk. Önce sobalı evlerdeydik. Çok en ilk bayanlar için söylüyorum. Bayanların çektiği zorluklar için şimdi kolaylığa kavuştular. Eski evlerimiz biraz yıpranmışlardı ama şu anki yeni evlerimizde rahat ve doğalgazın şeyiyle daha rahat yaşam sürdüreceğiz. Sivrice İlçe Kaymakamımızdan Allah razı olsun evleri yerinde vermeye vesile oldu. Devletimizden Allah razı olsun. Elinde gelen bütün imkanları bizim için kullandılar. Tabii ki daha önceki evlerimizde depreme dayanıklı olmadığından dolayı mesela hani 3 noktada bile bayağı bir şiddetli sallanıyordu ama şu anki de evlerimiz depreme dayanıklı olduğundan dolayı 7 nokta, 6 nokta gibi depremlerde illa inşallah sıkıntı yaşamayız. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayının sonuna geldik. Vatandaşımızla, halkımızla aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaştık ve Ramazan bayramına ulaştık. Ancak biz Türkiye'den, Elazığ'ımızdan farklı olarak çifte bayram yaşıyoruz. Bunun sebebi vatandaşımızın yeni konutlarına geçmiş olması. Bilindiği üzere Sivrice'de 305 adet konut yapılmıştı. 200'den fazlasının anahtarı vatandaşımıza teslim edildi. Kalanlar için yine vatandaşlarımız veraset problemini çözmeye çalışıyorlar. Yakın zamanda dilerim onlar da evlerine geçmiş olurlar. Biz haneleri ziyaret ettiğimiz zaman çok büyük memnuniyetle karşılaşıyoruz. Vatandaşımız dua ediyor devletine. Ki hakikaten dünya üzerinde az sayıda devletin başarabileceği çok büyük bir mevzu, çok büyük bir olay başarıldı burada. Yepyeni bir ilçe oluşturuldu. Üstelik özgün bir mimariyle son derece sağlam, manzaralı, göl ve dağ manzarasıyla Hazar Baba'nın eteğinde, Hazar Gölü'nün kıyısında bir ilçe çünkü burası. Harikulade evler, artık doğalgazlı evlerimiz, sobalı evlerden, işte isten, pastan, kirden kurtuldular. Özellikle hanımefendiler çok mutlu bu hususta. Mutlu olduklarını görüyoruz. Bizlere teşekkür ettiklerini görüyoruz ki çok mutlu oluyoruz. Dileriz bundan sonra da sağlam evlerinde kazasız, belasız, afetsiz, sağlıklı, mutlu günler yaşarlar.